Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. O kadar uzun süredir bana şunu soruyorsunuz ki kurumsal hayatı neden bıraktın? Hatta daha çok gelen soru şu, nasıl bıraktın? Yani bırakmak isteyen çok fazla kişi var ama nasıl bıraktın, nasıl cesaret ettin gibi soruları çok fazla alıyorum. Yani hem Instagram'dan hem buradan hani bu süreçten bahseder misin, nasıl o noktaya geldin? Şimdi aslında bu videoyu ben iki aşamalı düşündüm. Bugün kurumsal hayatı neden ve nasıl bıraktığımdan bahsedeceğim. Daha sonra benim gibi bir girişim yapmak isteyenler için, özellikle kafe açmak isteyen çok fazla insan var, kafe açma sürecinden bahsedeceğim. Şöyle yapabilirim. Genel olarak biliyorsunuz benim şu anda 3 markam var. Bir kafem var, Village. Bir Görleneceğim isimli bir takım markam var. Online satış yaptığımız. Bir de çok çok yakın bir zamanda kurduğum bir bebek giyim markam var. İlo isminde. Nasıl kurumsaldan böyle 3 kart vizitli bir insan haline geldim? Hani bunu bir süreç içinde anlatmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Dilerseniz bu 3 girişimden hani genel olarak bir girişimci olma kavramından bahsedebilirim ikinci videoda. Ya da tek tek hani kafe özelinde ve online bir site kurma özelinde ayrı iki videoda bahsedebilirim. O konuda dediğim gibi bana mutlaka yorum yazın aşağı nasıl ilerlememi istiyorsanız. Bugünün konusu tamamen bırakma kararını nasıl ve neden verdiğimle ilgili. Önce neden sorusuyla başlayalım. Bu sorulara başlamadan önce de ilk kez beni bu videoda görüyor ve tanıyor olabileceğiniz ihtimaline karşı kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Şeyma. Yani en baştan giriyormuşum. Ben şöyle bir kariyer yolum var. O kadar ilginç ki matematik öğretmenliği okudum Yeditepe'de. Üzerine detaylara hiç girmeyeceğim. Yani o aradaki kafa karışıklıklarına vesaire. Üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaöğretim matematik ve fen eğitimi alanında yüksek lisans yaptım. Daha sonra bir şirkette IT sektörüne çalışmaya başladım. Eğitim sektöründen vazgeçip. Orada iş analisti yaptım. Daha sonra ayrılıp çok çok iyi bir şirkette proje yöneticiliği yaptım yine IT'de. Toplamda sanıyorum 5 sene kadar bir kurumsal tecrübem var. Bunların sonrasında işten ayrılıp bir kafe açtım. Dolayısıyla bu ön bilgiyi verdikten sonra neden bıraktım kısmını isterseniz başlayalım çok da fazla uzatmadan. İlk olarak şöyle başladı benim hani ilk o içimdeki kıvılcım. Hafta sonlarına çok fazla anlam yüklemeye başladım. Yani o geri kalan zamanı, çalışmadığım zaman, işte sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Güneş nasıl gidip geliyorsun ya, ışık nasıl birden karardı? İlk olarak benim zaman konusunda takıntı diyebilir miyim? Yani evet, obsesyon sayılabilecek, ona yakın bir hassasiyetim var. Yani zamanımız kısıtlı olduğu için bu dünya üzerinde bunu mümkün olan en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Tabii en iyi kime göre, kimin en iyisi? Yani galiba benim en iyiyim. Çok dolu geçirmeye çalışıyorum ve boş geçirdiğim zaman da inanılmaz bir suçluluk duyuyorum. Hani bu konuyla ilgili hayatım bir döneminde gerçekten çalışmam gerekiyor. Neden böyleyim bilmiyorum. Kurumsalda çalışırken de yani 8-5 işte 9-6 neyse bir işiniz varken de kendinize ayırdığınız, kendi kontrolünüzde olan zaman hafta içi akşamları oluyor ki İstanbul'da yaşıyorsanız yani bu klişeyi söylemek istemiyorum ama yani gerçekten hayat çok zor. O zamanı da böyle armut gibi oturarak değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ve hafta sonu. Ve ben hafta sonlarına inanılmaz anlam yükledim. Yani kurumsalda çalışırken muhteşem geçirmeliyim hafta sonlarını. Hem dinlenmem lazım, hem bütün haftanın işte planını yapmam lazım. Evdeki vaktimi çok iyi değerlendirmem lazım. Hem okumam, hem izlemem lazım. Hem bir yerlere gitmem, yiyip içmem lazım filan gibi. Böyle bayağı bunu da bir iş olarak görmeye başladım. Hatta şunu hiç unutmuyorum. Bir gün böyle bir yani misafir diyeyim gelmişti bize. Ve çocukları vardı. O zaman Çınar yoktu. Çocukları bizde uyudu. Ve 2-2,5 saat yaklaşık onun uyanmasını bekledik. Hani bir şey beklerken de böyle çok iyi vakit geçirmezsiniz ya. Normalde olsa oturup sohbet edersiniz ama o bekleme anı böyle bir sıkıcılık getirir. Ve biz de dışarı çıkacaktık. Sahile gidecektik. Hava çok güzeldi. Neyse onlar kalktıktan sonra saat 4,5 falan oldu. Ve ben oturup ağladım yarım saat boyunca. Yani bir cumartesim böyle geçtiği için. Yani bu çok kişisel bir anı aslında ama hani size bunu ne kadar anlam yüklediğimi anlayın diye anlattım. Hatta Efe, ben gün batımlarını çok severim. Bayağı hıçkıra hıçkıra ağladım yani bu arada. Çok sinirlerim inanılmaz bozuldu. Efe ve o zaman motorumuz vardı. Böyle motosikletle gün batımı izlemeye yetiştirmişti. Yani hayatımın en hani romantik anlarından biridir. Neyse, bambaşka bir konuya girdim. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı bir süre sonra.
Yani hani ben neden bu kadar kalan vaktime anlam yüklüyorum ve benim kalan vaktim neden bu kadar az? Hani bu kadar az vakitte ben gerçekten bu istediklerimin hiçbirini yapamıyorum. Kendimi parçalasam da yapamıyorum. Bu bende böyle bir ilk kıvılcımı çakmıştı. İkincisi kendime ait hissetmiyordum. Yani iş arkadaşlarımdan izleyen vardır elbet. Hani bunu belki hiç de fark etmemişlerdir. Hani çok aitmiş gibi davranıyordum muhtemelen. Çünkü bana şeyi çok diyen oldu. Ya ben kurumsal hayatta yapamadım dedikten sonra iş arkadaşlarımdan. Ya sen mi yapamadın filan gibi. Yani o kadar belli etmiyorsun ki diyen çok olmuştu. Ben şeye gerçekten son yıllarda kendimi inandırmıştım. Hani çöp de toplasan, masa da silsen yapabileceğin en iyisini yapar. Kendimi çok inandırdığım için sevmeye yapabileceğim en iyisini yapıyordum oradayken. Hatta babam böyle benim genel müdür falan olacağımı düşünüyordu. O yüzden ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı ben istifa etme kararı aldığımda. Ama maalesef insan kendini biliyor. Hiç ait hissetmiyordum açıkçası. Yani ne böyle şeylere katılırdım. Yani zorunlu değilse hiçbir böyle şirket etkinliğine katılmak istemezdim yani. O 5 yıllık hayatım boyunca iki şirketim için de geçerli. Ya da böyle iş sonrası hani kahveye yemeğe gidileceği zaman gitmek istemezdim. İş arkadaşlarımı sevmediğim ya da iş ortamını sevmediğim için değil, o ortamda kendim olamadığım için. Yani ben bunu anlatsam mı? Yani çok patavatsız davrandığım zamanlar oluyordu. Bir kere yaptığım bir şey anlatacağım size. Beni direktörüm çağırdı. Dedi ki, Şeyma, insan kaynakları bir oryantasyon programı başlatıyor. Yeni gelenlere departmanlar, özellikle teknik departmanlar, işte bizim gibi IT, finans, kısa bir oryantasyon yapacak. Bizim de her departmandan bir oryantalist seçiyoruz. Bizim departmanda da seni seçtik dedi. Ben de oryantalist mi, Asena gibi mi dedim. Direktörüm yani böyle üç kat hiyerarşik olarak üstümdeki adama. Ve o an böyle bir diye odada ölümcül bir sessizlik oldu. Yani böyle şeyleri çok yapıyordum. Çünkü ben gerçekten hani benim doğal ortamımda ben böyle biriyim. Ve orada böyle bir olamıyorsunuz. Olmuyor yani. Hani ne kadar da aile gibiyiz burada filan deseler de öyle bir karakter yani çok hızlı yükselemiyor benim 5 senede gördüğüm. O yüzden pek ait hissedemiyordum. Yani kendim gibi olmamam gerekiyor diye düşünüyordum. Diğer bir sebebi aslında neden bıraktığımla ilgili. Yine hep anılarla gideceğim. Örnekleme olsun diye. Ben istifa etmeye karar verdiğimde bir toplantıya girmiştik bir iş birimiyle. Ve oradaki bir kız bana şey demişti. Ya Şeyma, senin YouTube videoların varmış dedi. Aşırı beni utandıran bir cümle. Aa evet filan dedim. Ya sen ne kadar tatlıymışsın dedi bana. Ve o an böyle bana vurdu. Çünkü o kadar haklı ki. Yani toplantılarda ben bazen o kadar sinirli. O kadar böyle hani bir şey yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Söyleyemiyorum. O beni o kadar böyle pasif agresif biri yapıyormuş ki. Yani kız beni burada izleyip kızacağız. Vay be, bu Şeyma böyle miymiş falan diye düşünmüş yani. Ciddi anlamda kendimden çok uzaklaşmıştım ve kendime ait hissetmiyordum. Yani daha bir sürü sebep var aslında neden bıraktığımla ilgili ama son sebep de şu. Yaratıcılığımı kullanamıyordum. Yani bu çok aslında bizim jenerasyonun sorunu gibi görülüyor ve böyle biraz da şımarıklık gibi görülüyor. Ama size şunun garantisini verebilirim. Ben şımarık biri değilim. Birçok başka şey olabilirim ama gerçekten şımarık olmadığımı düşünüyorum yani. Yaratıcılık benim hayatımda fena bir yerde değil ya, önemliymiş aslında. Ve benim işim çok teknik bir iş olduğu için tabii ki içine yaratıcılık katabilirsiniz, her işin katabilirsiniz. Ben hani proje yönetiyordum, benden önce yapılmayan şeyleri yapabilirim, işte toplantıları başka bir formatta yürütebilirim, hani buna kesinlikle katılıyorum. Ama benim bütün o sürede mesela en keyif aldığım iş şeydi. Çok yoğun bir proje döneminde girmiştim ben işe. Ve projenin bitiminde de proje bitti, başarılı oldu, kutlaması var. Böyle bir ajansa verip video gibi bir şey yaptıracaklar. Böyle proje süresinceki bir yıl içindeki fotoğraflar, videolar, işte seyahatler onlarla ilgili. Ya dedim hani sen yapabilir misin? Dedim, aa yapayım falan dedim. Böyle bir gün içinde bir şeyler hazırladım. Ve gerçekten 5 yıllık kurumsal hayatım boyunca yaptığım en keyifli iş oydu. Yani o zaman zaten karar vermiştim istifa etmeye. Anladım ki benim böyle bir şeyleri bir araya getirme, hani biraz daha o yaratıcı süreç vardır ya, bir şeye karar verirsiniz, kafanızı kurarsınız, sonra bir şeyler yaparsınız, olmaz, düzeltirsiniz. O süre beni çok besliyor ve gerçekten kurumsal hayatta bu açıdan hiç beslenemediğimi düşündüğüm için işin kendi doğasının benim doğama uygun olmadığına karar verdim. Bunların hepsi duygusal sebepler ve zaten benim kurumsal hayatı bırakmam da gerçekten tamamen duygusal. Bunlar neden bıraktığım aslında. İsterseniz şimdi nasıl bıraktığım kısmına geçelim. Belki de daha çok merak ettiğiniz bir soru bu. En başta da söylediğim gibi. Öncelikle bir alternatifim
olması beni bu adımı atmaya teşvik etti. Yani biz kafe açmaya karar vermiştik. Ve hiç aklımızda şöyle bir plan yoktu. Üç işte arkadaş açmak istiyorduk. Herkes işine devam edecek. Yani biz dışarıdan destek olacağız. Hafta sonları destek olacağız. Ve oranın başında bir işletmeci olacak gibi ilerlemiştik. Ki bugün görüyorum ki kafeyi açalı biz 2 yıl olmak üzere imkansız bir fikirmiş. Ve bir kez daha anladım, bir işe girmeden hiç tahmin edemeyeceğiniz, yani o işin başında neler getireceğini. Biz şu an 2 ortağız ve biz başında durmadığımız sürece bu işin gitmeyeceğine emin olduk yani şu 2 yıl boyunca. Dolayısıyla o zaten imkansızmış dediğim gibi. Biz bu hani kafeyi vesaire konuşurken işte mekan araştırı bilmem ne. O sırada da ben mutsuzdum gerçekten, hani az önce saydığım sebeplerden dolayı. Ve hani böyle bir ihtimalin, böyle iş ihtimalinin oluyor olması bana şunu dedirtti. İlk o cümleyi kurmam da nasıl oldu bilmiyorum ama ben istifa edip başında durabilirim dedim. Ve böyle o an herkesin şaşkınlığını çok iyi hatırlıyorum, Efe de dahil. Ama yani ilk madde dediğim gibi nasıl kısmında alternatif olması. Siz de hani böyle bir şey yapıyorsanız şu itekleyici güç olmuyor. Hani bir ayrılayım bakarım. Çok olmayabiliyor yani, bilmiyorum, karakterinize göre de değişir ama bir alternatif iş planı olması gerçekten iyi oluyor. İki, nasılın aslında en büyük cevabı. Ben hep kurumsaldan şikayet eden arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bir kere şikayet etmeyin. Yani ya devam et ya ayrıl. Gerçekten ona kesinlikle yürekten katılıyorum yani. Şikayet etmenin kime yaradığı görülmüş. Bundan bahsettiğim de hani böyle yararsız mutluluk önleyici davranışlar var bence bu hayatta. Ondan bahsettiğim bir video var. Onun linkini buraya bırakacağım. İzleyebilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Neyse, geliyorum. En benim için itici güç şuydu. Bir gün daha dayanamayacağım dedim. Bir gün. Bir gün bunu dedim yani. Arabayla işe gidiyordum. Ben dedim bir gün daha bunu yapmak istemiyorum. Yani ne yaparsam yapayım kendime bir yol bulmalıyım, bir çıkış yolu bulmalıyım dedim. O yüzden hep dediğim gibi şikayet eden arkadaşlarıma şunu diyorum. Demek ki dayanamayacağın noktaya gelmedin. Çünkü dayanamayacağın noktaya geldiysen herhangi bir durumun içinde insanoğlu bir yolunu buluyor. Buluyor yani. O sosyal şartlanmaları vesaire bırakınca, işte ben buralara geldim, ben müdürüm, ben şuyum, işte şu yaşıma kadar bu kadar para kazanıyorum bırakınca ve durumu olduğu gibi görünce gerçekten bir yolunu buluyorsunuz. O yüzden hani benim en itici gücüm oydu. Dedim ki ben yapamıyorum artık, bitti. Ve onu dedim ve istifa etmeye karar verdim. Ertesi gün işe gittiğimde, ki size hafifliğimi anlatamam. Yani bana çok batan, beni çok rahatsız eden birçok şey hani o gün ve ondan sonraki günler hiç rahatsız etmemeye başlamıştı. Plan yapıyor olmak çok önemli. Yine nasıl kısmı ile ilgili bu da. Yani ya ben şunu hep söyledim. Bana soru soranlara da demiştim o zaman. Ben istifa edeceğim. İlk planım bu. Kafe açıyoruz. Buradan para kazanmayı umuyorum. Ve ben buraya bu kadar para yatırıyorum. Şunu da bana çok soruyorsunuz. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Ben aileden zengin biri değilim. Kenarda bir param yoktu. Biz kredi çekerek girdik bu işe. Hani bu da çok sorulduğu için söyleyeyim artık. Yani çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun parayla ilgisi olmadığını. Neyse. İşte biz bu işe bu kadar para yatırdık. Biz burada batarsak, bu iş gitmezse, biz şunu satıp ya da varsa kenarda paranız, kenardaki bu paramızı kullanıp bunu kaybederiz. Yani burada maksimum kaybettiğiniz şeyin finansal olarak ne olduğunu görmeniz gerekiyor bence. Biz onu yaptık. Daha sonra bu iş olmazsa dedim ben, bu işe 1 yıl, 2 yıl vereceğim. Bu iş olmazsa, beceremezsem o zaman kurumsala tekrar dönebilirim. Ya da bu işi sevmezsem, bu da ihtimaller dahilinde, o zaman tekrar yine dönebilirim. Ve tam o sırada ben hamile olduğumu öğrendim. Bunlar hiç bilerek denk gelmedi. Benim B planım şuydu. Ben bu iş olmazsa çocuğumu bir 2 yaşına, 3 yaşına getirip daha sonra tekrar kurumsal hayata geri dönerim diye düşündüm. Ve bu ABC planlarını yapıyor olmak da bu kararı vermeniz konusunda size çok yardımcı olur. Hani bunu şimdiden söyleyeyim. Son söyleyeceğim de şu aslında. Bu his size geldiğinde, hani çalıştığınız işten ayrılma hissi, kurumsal hayatı bırakma ve bir girişime atılma hissi, gerçekten bu planlarınızı yaptığınızda, yani çok hayalci yaklaşmak çok anlamlı olmayabilir. Neden yaptığınızı bildiğinizde nasıl yaptığınız çok şekilleniyor. Bunu yaptığınızda, artık sezgilerinize güvendiğinizde lütfen insanları dinlemeyin. Ben eğer insanları dinleseydim, ekonomik dönemin çok kötü olduğu söylendi bize 2 yıl önce. Bugüne bakalım. Bir 2 yıl beklenin dendi. Bana dendi ki biraz işine devam et, onu da yanda yaparsın. Yani hiç mümkün değilmiş.
Ve ben bu çok yakınlarım da dedi bunu bana. Siz kendinize inanın. Olmazsa bunu yapacağım. Olmazsa da okey. Yani hayat bu diyebilecekseniz eğer ki ben hala diyebileceğim bunu. Hala hiçbir şeyin garantisi yok. O zaman sezgisel olarak ilerlemenizi öneriyorum. Çünkü insanlar çok fazla konuşuyor. Çok fazla sosyal şartlanmalar üzerimize baskılar yapıyor. Bana çok hani yüksek lisansını sen bunun için mi yaptın diyen de oldu. Bütün kariyerini mahvettin diyen de oldu. Belki de mahvettim deyin yani onlara. Kimseye savaşmak, kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Belki de bütün kariyerimi mahvettim. Ben mahvettim günün sonunda ve bunun sonunda ben kendimi suçlayabilirim sadece. Yani kimseyi suçlayamam ve bu o kadar büyük bir özgürlük ki şikayet etmemek, kimseyi suçlamamak, kendi hayatınızı iyisiyle kötüsüyle kendi sorumluluğunuzda olduğunu bilmek bence çok değerli. Ve ben hani herhangi bir yerde müdür olmaktansa şu an kendi kafemde masa silmek, bulaşık yıkamak filan. Ya inanın bana daha keyifli geliyor. Hani bunu söylemek belki çılgınlık geliyor birçok insanlara göre ama ben hala bir fiil çalışıyorum haftanın 5 günü bazen 6 günü. Patronculuk oynamıyorum yani. Oradayım hep. Oradayım. Yani iş arkadaşlarımla aynı işleri yapıyorum ben de çok benzer şeyleri. Ve en önemlisi mutluyum. İnanın mutluyum. Hayatımın en mutlu dönemindeyim. Bir sürü mutsuz anım oluyor. Bir sürü bu ayın sonunu nasıl getireceğiz dediğim anlar oluyor. Çocuğumun geleceğinden endişelendiğim, finansal olarak kendi geleceğimden endişelendiğim, zaman zaman o finansal rahatlığı özlediğim anlar da oluyor. Çünkü diğer türlüsü çok insani değil. Diğer türlüsünü söylüyorsa insanlar size bir girişim yapıp her şeyin mükemmel olduğunu muhtemelen doğru söylemiyorlar. Ama bütün bu kötü anlara rağmen ben bu kötü anları eski kötü anlarıma tercih ediyorum. Bunları daha tolere edilebilir buluyorum. Ve bu 2 senenin sonunda söyleyebilirim ki iyi ki bırakmışım, iyi ki istifa etmişim, iyi ki böyle bir işe girmişim. Umarım sizler de mutsuzluğunu kabul edebileceğiniz, mutluluğunun da size çok büyük bir yaşama motivasyonu verebileceği bir iş tesinizdir. Değilseniz de böyle bir işe girersiniz. Umarım aklınızdaki soruları birazcık da olsa cevaplayabilmişimdir. Her zamanki gibi teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonrakine görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.